Aman Tanrım kanalımıza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi seyirler. Ömer dizisi ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karaca'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizinin başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır ve Barış Falay paylaşmaktadır. Dizideki oyuncuların gerçek hayattaki sevgili ve eşlerini sizler için araştırdık. Siz de dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. İyi seyirler. Melike Güner, dizide Çiçek karakterini canlandırmaktadır. 2 Haziran 1979 yılında İstanbul'da doğmuştur. Şu anda 43 yaşındadır. İstanbul Üniversitesi Tiyatro bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2000 yılında Hayat Bağları dizisinde Vilden karakterini canlandırmıştır. 2006 yılında Doktorlar dizisine canlandırdığı Zenen karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Gülbeyaz, İffet, Merhaba Hayat, Böyle Bitmesin, Yalancılar ve Mumları gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu 2013 yılında Ali Haydar Bozkurt'la dünya evine girmiştir. Ali Sidar isminde bir oğulları bulunmaktadır. Simay Barlas, dizide Süreyya karakterini canlandırmaktadır. 7 Mayıs 1999 İstanbul doğumludur. Şu anda 23 yaşındadır. İlk kez 2014 yılında Paramparça dizisinde Öykü karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır dizisinde Gözde karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Ardından Adı Efsane, Zalim İstanbul, Bir Annenin Günahı, Aziz gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamış, şu anda Soner Korkmaz'la aşk yaşamaktadır. Gülçin Kültür Şahin, dizide Nuran karakterini canlandırmaktadır. Hacettepe Üniversitesi Gıda Mühendisliği bölümünde lisans eğitimi yapmıştır. İlk kez 2018 yılında Gülperi dizisinde Kader karakterini canlandırmıştır. Ardından Kırmızı Oda, Doğduğun Ev Kaderindir, Masumlar Apartmanı, Bir Başkadır, Fatma, İlk ve Son gibi yapımlarda da oynamıştır. 2014 yılında Melik Haydar Şahin'le dünya evine girmiştir. Halen evlilerdir. Selahattin Paşalı, 2 Şubat 1990 İzmir doğumludur. Şu anda 32 yaşındadır. İlk kez 2017 yılında Kalp Atışı dizisinde Alp karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Aşk 101 dizisine canlandırdığı Osman karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Bir Umut Yeter, Leke, Babil, Yalı Çapkını, Pera Palas'ta Gece Yarısı, Kurak Günler gibi yapımlarda da oynamıştır. Genç oyuncu lise Bahçeşehir Koleji'nde lisans eğitimini Budapeşte'de sanat yönetimi okuyarak tamamlamıştır. 2021 yılında Lara Paşalı ile dünya evine girmiştir. Leyla Pera isminde bir kızları bulunmaktadır. Gökçe Bahadır, dizide Gamze karakterini canlandırmaktadır. 9 Kasım 1981 İstanbul doğumludur. Şu anda 41 yaşındadır. İlk kez 2001 yılında Tatlı Hayat dizisine Fulden karakterini canlandırmıştır. 2003 yılında Hayat Bilgisi dizisine canlandırdığı Törpü ve 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisine canlandırdığı Leyla Tekin karakterleriyle ünlenmiştir. Bunların dışında Mühürlü Güller, Kayıp Şehir, Aramızda Kalsın, Adı Efsane, Hatırla Gönül, Ufak Tefek Cinayetler, Evlilik Hakkında Her Şey gibi yapımlarda da oynamıştır. 2022 yılından beri Emir Ersoy ile evlidir. Merve Dizdar, 25 Haziran 1986 yılında İzmir'de doğmuştur. Şu anda 36 yaşındadır. Oyuncu, sunucu ve seslendirme sanatçısıdır. İlk kez 2010 yılında Kavak Yelleri dizisine Saliha karakterini canlandırmıştır. 2020 yılında Masumlar Apartmanı dizisine canlandırdığı Gülben Derenoğlu karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında İnsanlar Alemi, Çılgın Dershane, Beş Kardeş, Kırgın Çiçekler, Kertenkele, Yüz Yüze, Vatanım Sensin gibi yapımlarda da oynamıştır. 2018 yılında kendisi gibi oyuncu olan Gürhan Altundaşar'la dünya evine girmiş, çift 2021 yılında boşanmıştır. Gamze Karaduman, dizide Şükran karakterini canlandırmaktadır. 1987 İstanbul doğumludur. Şu anda 36 yaşındadır. İlk kez 2004 yılında Avrupa Yakası isimli dizide oynamıştır.
2013 yılında Aramızda Kalsın dizisinde Arife karakterini canlandırmış, bu karakterle ünlenmiştir. Bunun dışında Bıçak Sırtı, Yıldızlar Şahidim, Merhaba Hayat, Yalaza, Hizmetçiler, Menajerim Ara, Ah Belinda, Bayi Toplantısı, İlk Öpücük, Amacı Olmayan Grup, Çok Uzak Fazla Yakın gibi yapımlarda da oynamıştır. Güzel oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Şu anki sevgilisi bilinmemektedir. Zerrin Sümer, dizide Nezahat karakterini canlandırmaktadır. 1945 Sinop doğumludur. Şu anda 77 yaşındadır. İlk kez 1983 yılında 3 İstanbul isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 1995 yılında Bir Demet tiyatro programında Telviye Çıtır'ı canlandırmıştır. Bunun dışında Kadın İsterse, En Son Babalar Duyar, Karım ve Annem, Fırtına, Zoraki Koca, Sona, Sakarya Fırat, Güzel Köylü, O Hayat Benim, Aslan Ailem, Savaşçı, Sefir'in Kızı, Gül Masalı gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda Günay Tuncel'le evlidir. Barış Palay, dizide Reşat karakterini canlandırmaktadır. 9 Nisan 1972 Balıkesir doğumludur. Şu anda 50 yaşındadır. İlk kez 1995 yılında Çiçek Taksi isimli televizyon dizisinde oynamıştır. 2009-2011 yılında Ezel dizisine canlandırdığı Ali Kırgız karakteriyle ünlenmiştir. Bunun dışında Çember'in Dışında, Aliye, Dadı, Medcezir, Al Yazmalım, Paramparça, Menajerimi Ara, Şeytanın Pabucu gibi yapımlarda da oynamıştır. 2016 yılından beri Esra Ronabar'la evlidir. Mavi Rüzgar isminde bir oğulları bulunmaktadır. Serpil Gül, 27 Mart 1962 yılında Rize'de doğmuştur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümünden mezun olmuştur. İlk kez 2005 yılında Kırık Kanatlar dizisine Lena karakterini canlandırmıştır. Ardından Mucize, Benim İçin Üzülme, Hayata Beş Kala, Ölene Kadar, Bir Umut Yeter, Masumlar Apartmanı, Adı Sevgi, Bana Karanlığı Anlat, İhanet, Müfettişler gibi yapımlarda da oynamıştır. Şu anda ise Ömer dizisine Fatma rolünü canlandırmaktadır. Başarılı oyuncu daha önce hiç evlilik yapmamıştır. Dizideki en sevdiğiniz karakteri yorum kısmına yazmayı unutmayın. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz. Bu tarz içeriklerin daha çok gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı unutmayın. Diğer videolarımızda görüşmek üzere.